AK Parti iktidarı ve Fethullah Gülen hareketi ya da cemaat taraf değiller. Bunlar birbirlerine alternatif de değiller. Birbirlerinin kader arkadaşları ve aynı noktaya da bakıyorlar ve hep de güç birliği yaptılar ve Türkiye'nin bu önemli mücadelesinde de bu güç birliğinin çok önemli bir rolü oldu. Ama maalesef bu kavga, daha doğrusu köpürtülmeye çalışılan kavga var havasını iki tarafın içinden de bazı isimler özellikle de hararetlendirmeye çalıştılar. Ben özellikle bunu çok üzülerek takip ettim. Böyle bir şey bütün bu sürecin geri gidip iki tarafın da çok büyük zarar görmesine sebep olur. Sayın Başbakan bu gidişi de görmüş olabilir ve arada böyle bir ikilik olmadığını da işaret etmek için ve Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan arasında herhangi bir ters düşme vesaire olmadığını da söz konusu olmadığını da söylemek için bir kere de daha önce defalarca belirttiği hislerini bir kere de orada işte binlerce insan üzerinde insanın önünde belirtti. Fethullah Hoca'yı Türkiye'ye çağırdı. Çok da iyi yaptı. Çünkü bakın Fethullah Gülen'i kendi vatanından uzak tutan şartlar neydi? O şartların bugün Türkiye'de hiçbiri yok. Belki kurumsallaşma anlamında bir takım noktalarda daha atılacak adımlar var. Ama Fethullah Hoca Efendi'yi Türkiye'de yaşayamaz hale getiren insanlar bugün yargı konusu yapılıyorlar. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla artık bu kadar milyonların gönlünde taht kurmuş bir ismin kendi vatanından uzak tutmasının, durmasının anlamsız olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden Başbakan'ın o daveti hakikaten çok heyecanlandırmıştı Türkiye adına da. Sayın Fethullah Gülen'in elbette kendi takdiri, kendi nazik üslubuyla Türkiye'ye zarar verebileceği endişesi taşıdığını belirtti. Ben onun söylediklerine saygı duyuyorum ama böyle olduğunu düşünmüyorum. Bence Fethullah Hoca'nın hala Amerika'da olması, kendi vatanından uzak kalması asıl Türkiye'ye zarar veriyor. Onu sevenlerinden ayırıyor. Ya da bir takım işte böyle dedikoduların da daha da fazla yeşermesine sebep oluyor. Aksine dönerse Türkiye'ye o zaman bir kere bu sanki husumet varmış gibi gösterenlere karşı özellikle de Ergenekon davasının altını boşaltmak isteyenlere karşı çok iyi bir cevap olur. Ve de aynı zamanda yani hareket ben cemaattenim diyen bir takım sırf bu işten nemalanıp aslında son derece kendi sahte iktidar alanını yaratmak isteyen isimlere de bir de cevap olmuş olur. Yani bunun da önünü kapamış Tabii bir şekilde siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz ama mutlaka çok geniş interlantıyla Türkiye'de neler olup bittiğini de tabii ki oradan takip ediyor, neler olup bittiğine bakıyor. Ve bu şekilde bir görüş ve düşünce ortaya koyuyor ve kararını da bu şekilde veriyor. Elbette yani tabii ki Hoca Efendi'nin kendi takdiri ama Türkiye'ye gelmesinin ben hepimizin son derece lehine ve hayrına olacağını düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda onu buraya getirecek şartlar i̇nşallah, yani kendi evet, açısından. İnşallah ülkemiz adına da çok daha iyi şartlar çıkar. Gelecekte de çok iyi olur inşallah. Türkiye demokratikleşme yolunda önemli mesafeler aldı ama alması gereken daha çok tabii fazla ki var, yol var. Elbette var. Her şeyin artık Türkiye'de toz pembe bir Avrupa ekonomi demokrasisi ya da bir dünya demokrasisi şekline gelmiş olduğunu elbette ki Türkiye'de söyleyemeyiz. Evet, ama bunların hızlanması için Hoca Efendi'nin dönmesine önemli bir katkı olacağını düşünüyorum ben. Pekala siz böyle düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.